Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Emre Demir kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videoda gelen yorumlara çok teşekkür ederim. Gerçekten ilgili takip ettiğinizi fark ediyorum. Umarım beğeneceğiniz videolar gelecektir ilerleyen süreçlerde. Emre'nin kariyerini inşallah güzel bir şekilde bitiririz. Daha sonra belki Aydın Hasiç'in kariyerini istemiş bir arkadaş. İnşallah onu da yaparız. Daha FIFA 22'ye zamanımız var. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen Gaziantep maçıyla ligimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Süper Lig'in açılış maçındayız. Gaziantep'e karşı oynayacağız. Bakalım Emre Demir'imiz neler yapacak? Lige güzel bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Birazdan da bu maçtan sonra bakarız hangi maçlar var. Onlara göre bu bölümde kaç maç yapacağımızı görürüz. Haydi bakalım yavaştan başlayalım. Emre Demir 14 numarasında biliyorsunuz. Bakalım ilerleyen zamanlarda ona 10 numarayı verecekler mi? 10 numara kim bilmiyorum. Var mı yok mu onu da bilmiyorum da. Kardeş çok koşma. Çok güzel bu sefer kamerayı da unutmadım arkadaşlar. Şu anda bana gelen yorumları da göreceksiniz orada. Teknik direktörden. Yok. Açıkta kal. Şudur budur. Saçma sapan hareketler yapma. İyi vuruş. Boşa kaçtı. Yapmayın yapmayın. Gol yemeyin. Oo, bak kötü zamanlama. Yukarıda hemen yazıyor. Beni gıcık eden şeylerden bir tanesi. Kötü zamanlama neyse. Tamam onu anladık da. Bu bizim kalecimiz nerede ya? Bunu niye almıyorlar? Ya! Ya! Gücüm olmadığı için alamadım işte. Aa, çok saçma oldu. Hop. Harika. Kurtardık ama olmadı. Zayıf pozisyon alma diyor. Bak gördün mü? Lan ben nerede durayım oğlum? Ben yukarı gidiyorum. Geri dön diyorsun. Aşağı gidiyorum. Yok orada durma. Ben bu takımın neresinde durayım? Şu ilerideyim ha arkadaşlar. Kafayı vur. Golü yedi bellam. Çok güzel. Bir şeyler yapın. Benle de bir şey yapabilirsiniz. Oo güzel. Keşke kaleyi bulsaydı ama olmadı işte. Yarı yarıya iyiyiz yani. Hiçbir şey yapmamışız. 6.9 ratingimiz var. Bence kötü. Biraz daha bir şeyler yapmamız lazım. Bir gol pasıdır. Şudur budur. Ver oğlum. Şurada biraz. Yine gel. Yine gel. Yine gel. Güzel. Şurada biraz puanımızı arttıralım ya paslaşarak. Bir şeyler yapar mısınız? Yoksa ben mi geleyim? Oğlum bu ne ya? Çok güzel geldik ha. Güzel. Geliyorum bak. Güzel. O golü atın oğlum. O golü atın. Aa, bana niye vermedin? Boştum. Bir şeyler yap. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Gel. Ya ben onu alacaktım ya. O ben topla fazla oynama yazıyor. Ama ben gidip de pas verecektim. Ama bana ne? Ya Allah kahretmesin. Düştü zaten orada mal. Ya hadi ya 82 oldu dakika. Hayır hayır. Hayır ya böyle ligi yenilgi. Geç şunu geç. Ver şunu lan. Top ver. Hadi Kayseri hadi. Bir gol daha yemeyin dayı. Offside değil. Offside değil. Hayır hayır. Ben istedim o topu sana. Çık lan önümü kapatıyorsun bir de ya. Bitti. Allah belanı vermesin. Lanet olsun dostum. Lanet olsun bu aşka. Lanet olsun bu sevgimize. Ya böyle bir şey yok ya. Müdahalelerde %50'ymiş. Tamam geç ilerle ilerle ileriye pas atma kısa pas atın şudur budur falan filan hepsi kötü. Güzel başlangıç yapamadık arkadaşlar kusura bakmayın lige. Bakalım önümüzdeki maç hangisi olacak. Sıradaki maçımız Göztepe ondan sonra Alanya Spor deplasmanı var. Sonra Denizli Spor'la yapacağız ve Fenerbahçe ile belki bu bölümü bitirebiliriz arkadaşlar. En kötü ihtimalle Sivas maçında oynarız. Bu ayı bitirmiş oluruz yani. Yani 4-5 maç falan videonun uzunluğuna göre değişir. Bakalım 20-25 dakika 29 dakika isteyen bir arkadaş var. Onu da dikkate alacağım. Bakalım 29 dakikalık video çıkarabilecek miyim? Haydi bakalım Göztepe maçına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir gündüz maçı daha. Bu sefer evimizdeyiz. Renktaşımız bir takımla karşı karşıyayız. Göztepe konuğumuz. Formamızı kıpkırmızı yaptım. Değişiklik olsun bakalım bu formayı giymemiştim daha önce. Teşekkür ederim. Bu arada bu Süper Lig'in hakemleri mavi giyinmiş arkadaşlar. Teşekkürler. Ali Bek ver bakalım oğlum. Haydi bakalım. Ver bir daha. Bir daha ver.
Bir daha ver. Tamam, güzel. Bizim Doğan'ı niye oynatmıyor ya? Yani FIFA şu anda reytingi düşük olduğu için oynatmıyor biliyorum da. Normalde yani Süper Lig'de Doğan oynamıyor mu benim bildiğim kadarıyla? Kaçırma oğlum onu. Penaltı da yaptırma. Güzel oynayın lan. Adamı delirtmeyin. Takımın başkanı gibiyim ha. Aa, ne kadar kötü vurdum. Saçmaladım, vallahi saçmaladım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok hızlı gidemeyince dedim sol ayağımı alayım da dedim şey yapayım. Oo, eğri bayat. Merhaba dostum. Eğri bayat, İrfancığım lütfen bırak da gol atayım ya. Ya ayağını uzatıversene bir şeyler. Bak bomboş. Of, hiç kaleci var ha. Kaleci olması gerçi kalecisi olurduk. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Bir daha. Bir daha. Ya ben istedim mi senden topu bir kaçayım bir ileriye doğru. Allah'ım yarabbim ya. Gerizekalı mı bu bizim kanat oyuncusu? Adını da bilmiyorum kim. Yine 0-0 bitti. Ey yarabbim, gol yollarında sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Yani bilemedim şu anda. Ali Bek de normal bir golcü yani sonuçta. Pozisyon alma konusunda fena değildin fakat daha da iyi olabilirsin. Olabilirim tabii kanı yaşına. Hocam gelişiyoruz. Sonuçta gencecik çocuğuz yani. 16 yaşında çıtır çıtır. Wonderkid. Hadi bakalım. Güzel. Hadi atağa kalkın hadi. Gel. Güzel. Olmadı. Niye olmadı? Çok güzel geldik ya. Zayıf pozisyon alma deme. Allah belanı vermesin senin. Ulan gıcık oldu. Şu var ya şu pozisyon alma muhabbeti beni gıcık etti ya. Lan ben istersem defansta oynarım. Sana ne la oğlum? Sana ne ya? Ne yapayım? Orada mı kalayım? Bak paslara bak. Bunu yeme ya. Ben artık ben yenilmekten bıktım ya. Geç şunu. Nalet gelsin. Hallak bunlar kim ya? Hocam faul yok mu? Faul yok mu? Gel. Çok güzel. İşte bu. Hadi oğlum. Direkt vursaydı orada çok uzağa gitti ya. Şun ışık. Bir daha gel. Bir daha gel. Ya bunlar nasıl çıkıyor bunlar? Nasıl çıkıyor? Ay ağzına kıracağım ha. Lan. Ver. Ya bıktım artık. Gene yenildim ben ya. Atak %60. Pas %92. Arkadaşım ben iyiyim de artık. Takım kötü. Ben ne yapayım ya? Geç. İlerle. İki maçta 0 puan çektik arkadaşlar. Görüyorsunuz Kayserispor 19. sırada. Ligin 4.'sü Alanyaspor'a karşı neler yapacağız? Her şey normal. Hala kalecimiz Lung. Marafona kalecileri, Babakar var. Neyse bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Gelişene kadar böyle oynayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sıcak bir yaz akşamından herkese merhaba arkadaşlar. Alanyaspor'la maç için Antalya'ya gittik. Ne oldu ya? Bir ışık geldi orada. Hadi bakalım. Şu şeytanın bacağını kıralım diyoruz. Bakarsın büyük takımlara karşı, büyük derken hani Alanyaspor şimdi Göztepe'ye göre biraz daha iyi bir takım yani. O açıdan. Devam. Bak, pasa bak. Onu atmadım ki ben. Onu atmadım ki. Lan! Tam düşerken vurdu ya. Yalnız orada bir şey gördüm arkadaşlar. Yine küfür edeceğim. Bizim gerizekalı hakem kırmızı giyinmiş. İşte bu, işte bu. Adamı kaçırdım, çok güzel. Gidin atın topu. Yine olmadı ya, yine vurmadım! Hadi ortalama 7'de oynuyoruz şu anda. 7.2. Zayıf pozisyon ne ya? Ben nerede duracağım? Ya bu adamlar kim ya? Afrika'nın en güzel adamlarını bulmuşlar gelmişler bu. Çok güzel. Diyeceğim ama gol yedik. Çok güzel. Golü yedik. Babakar. Babakar. Alın.
Ne oldu lan? Oğlum ben bitirme ya. Ne güzel top oynuyorduk. Pozisyonun farkında ol, sana da dalıp gitmemeye çalış. Tamam abi. Ver pasını. Top istiyorum. Ya kötü bir pas isteği değil. Kötü pas isteği değil. Adam atamadı. Benim suçum ne? Eşşol eşek. Kötü zamanlama, kötü pas isteği. Kötü kötü kötü. Her şey kötü. Siz hep iyisiniz zaten. Güzel, güzel. Güzel, harika. En azından bir gole asist olarak değil, olmasa bile. Hah, Kayseri Spor. Asisten bir önceki pası ben verdim. Hadi arkadaşlar. Alacağız bu maçı. Ha. Sen kırmızı giyen gerizekalı hakem. Çekilir misin oradan? Harika. Harika. Pasın güzelliğine bak. Lan ne? Pas versene adama. Ali Bek gol atsın. Gel. Belki ben kafa pası bir şey yapabilirim. Bir şey olur. Keşke top istemeseydim ya. Bir puana talip olduk arkadaşlar. Şurada şu topu baksana nasıl vurdu ya. Bu sezon sahada şaşkına dönmüş gibiydin. Nerede oynaman gerektiğini konusunda fikrin yoktu. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerek. Beni bir sonraki maçta kesebilirler arkadaşlar. Belki maç yapamayabiliriz. Belki seçmez dedik ama beni gene seçmiş bugünkü ilk 11'e. Benden vazgeçemiyor adam ya. Senden vazgeçemem, vazgeçemem ben. Kayseri Spor, Denizli Spor'u ağırlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Dördüncü maçımız. Evet arkadaşlar yine bir akşam maçı. Yine derken böyle sanki yıllardır böyle akşam maçı yapıyormuş gibi geldi. Kayseri Spor, Denizli Spor. Ligin dördüncü maçı arkadaşlar. Üç maçta bir gol attık. Bir puanımız var. Bakalım ne zaman açılacağız? Ne zaman gollere katkıda bulunacağız? Bilemiyorum. Ver dostum pasını. Ali Bek Bey. Bir daha ver. Şu baştan şöyle başlamadık ki hiç. Heh tamam. Şu 6.1 olsun da başlayacağım. Olmuyor. Tamam bırak bende. Ya niye bana vermiyorsun? güzel. Hemen şu şeyimizi yapalım. Ronaldo yapasım geldi. Şu heyecandan hangisini yapabileceğimi şaşırdım çünkü. Güzel bir tane gol sevinci bulmak lazım Emre Demir Özel. Acaba Emre Demir'in kendine özel bir şey var mı? Burada ona benzeyen bir şey yapmaya çalışırız. Pas ver dedim, pas verdi. Gelişine vurduk arkadaşlar. Ligdeki ilk golümüzü attık. Haydi bakalım. 8. dakikada. Hadi bakalım. Vay anasını ya. Rodrigo. Arkadaşlar Denizli Spor Rebuild izlemediyseniz de şu yukarıya bırakacağım. Çok güzel. Offside yok. At oğlum bunu. Ama bunu at ya. Ha, gel. Bir daha gel. Aa, topu aldın sandım ya. Önünü kapat. Harika. Al onu. Lan benim görüşüm hiçbirinizde yok ha. Hadi bakalım. İyi bir ilk yarı geçirdik. Güzel. Hadi. Şu hava pasları falan L1 üçgenler havada uçuşuyor yani. Mala bak. Topu tutamadı. Emre Demir. İlk defa yukarıda resmimiz çıktı. Dikkat çekiyorum ha. Çok dikkat çekiyorum. Türk müsün sen? Sen Türk müsün canım? Puh. Geçmedi. Hadi lan alın da bana verin topu. Bana verin. Hep bana verin topu. Çok güzel oğlum. Hadi oğlum git at. Git at bu topu. Şey maç. Ay nasıl kaçtı bu? Adam mı çarpmış bizim ya? Lan bu nasıl kaçtı ya? İşte bu. İşte istediğimi yaptım. Asistimi de yaptım, golümü de yaptım arkadaşlar. Kendim istedim ama başkasına verdim topu görüyorsunuz. Bana da sarılın. Maçın adamı benim bence yani. Bak. Normalde sol ayağımdaydı. Vurabilirdim ama vurmadım.
daha müsait pozisyondaki arkadaşımı gördüm. Deniz Alibek 77 numarasıyla golünü attı arkadaşlar. Haydi bakalım. Ha, Alibek çıktı mı? Beni de çıkarsana hocam. Neyse ben 90 dakika oynarım ya, problem değil. Gol yemeyelim arkadaşlar. Gel oğlum. Harika, bitsin. Hocam bitir. Hocam bitir. Süper. Bak nasıl sevindi gördün mü? Bu kim? Kayseri Spor'un teknik direktörü. Neymiş? Daha isabetli olmaya. Dikkat et pas atmadan önce ilerideki takım arkadaşı diyor. Bu sizinki pas vermiyorsun beni etkiledi. Aynı şey bir yukarıda bir aşağıda saçma sapan yazıyorsunuz. 9.5 reytingim var. Bir gol bir asist. Maçı kazandırmışım ben hala artistik yapıyorsunuz ya. Geç. Hemen şu antrenmanınızı yapalım. 64'e yükselebiliyor muyuz? Gücümüz çoğalsın bize. Hızımız çoğalsın. 63'te kaldık. 64'e geldiğimiz zaman arkadaşlar değiştireceğiz bunları. Bunları tek tek zaten yine oynamak lazım. Geçiyoruz bir sonraki maçımıza. Yeni hedefler geldi arkadaşlar. Biraz önceki hedefleri ben kaydetmemiştim. Onu gördüm. Bayağı bir geçmişiz. Zaten 6.0 ortalama bekliyordu. Bizden 8.2 yapmışız. Güzel. Bir golde pay sahibi olmanı istiyorum diyordu. Onu da yapmıştık. Bu gerçi hep aynı şeyler istiyoruz. Önümüzdeki birkaç maçta 2 gol pozisyonu yaratmanı istiyorum. Bu da iyi. %60 başarılı pas. Da aynısı. Gene hemen hemen aynısını istiyorlar. Şu anda Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği. Yani her ay bunlar değişiyor. 4 maçta bir bu hedefleri veriyorlar. Demek ki daha öncesi gibi aynısını yapmışlar. Geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe maçıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar bölümün son maçına geliyoruz. 5 maç yapalım. Her bölüm 5 maç bence idealdir. Normal yani. 20 dakika üzeri zaten olur. Formalarımızı falan filan ayarlayalım arkadaşlar. Saat 19'da açıktaymış. Tamam güzel. Fenerbahçe'nin stadındayız. Başka bir şey var mı değiştirecek? Şu hava nasıl? Oralarda üşüyor musun? Geleceğim bakacağım. Demir olarak oyna diyelim. Maçımıza geçelim. Fenerbahçe'ye karşı bakalım neler yapacağız. Villarreal takımına mı gidiyor diyor Manuel Fernandes. Demek ki biz oynarken de transfer olabiliyormuş yani. Bu şeyde hiç hatırlamıyorum nasıl olduğunu. Oyuncu kariyerinde nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bilemeyeceğim. Fenerbahçe Kayseri Spor Süper Ligi'nin 5. haftasında karşılaşıyorlar. Bakalım lider Fenerbahçe'yi koltuğundan edebilecek miyiz? Biz olamayız da orada. Yani başkası belki yakındadır. Hiç bakmadım kim. Birinci, ikinci kim onlara bakmadım hiç. Bunları yenmemiz çok zor gözüküyor ama bakacağız. Belli olmaz. Valencia. Perotti'ye pas verdi. Perotti ordusunu yapacak arkadaşını aradı. İçeri girmeye çalışıyor. Giremedi. Geri döndü. Caner Erkin. Saçma sapan ortalarından yapma dostum. Gol yeriz yoksa. O topu bir alın. O topu bir alın. Hoppa. Çok güzel. Gel oğlum. Pas ver. Olmadı. Lan oğlum. Bak. Gol yiyeceğiz ya. Saçma sapan. Ver pasını. Sakin ol. Allah'a billaha. Sosa sen ne geziyorsun orada ya? Gol atacak gibi. Lan bu ne baskı? Şu topu bir alın. Ya o nasıl pas bu? Adamın ayağındaydı. Bak. Kaleye gidiyordu top ya. Ya bu nasıl pas? Allah belanı vermesin. Ya üçgene basıyorum. Koşuyor olma. Zaten koşuyorum ben. Topu alıp koşamayacağım belli işte. Ancak koşuyor olma. Al gol yedik. Nalet olsun size ya. 13 numarasıyla kim bu? Valencia geldi burada da golünü. Samat da nerede lan? Oynamıyor mu? Geç şunu ya. Ver pasını. Dakika 45 zaten bitmiş. Geçelim arkadaşlar. İleriye gönderdiğin pasların çoğunda başarısız oldun diyor. Kısa paslarda başarılı olman gerek. Sonra altına da yazıyor. Kısa pasların harikaydı. İleriye pasların mükemmeldi. Lan aynısını birisi eksi birisi artı. Yani bilgisayar da kafayı yemiş ya. Ver pasını toprağım. Ali Bey koş oğlum. Ya da ben mi koşayım? Lan nereye attın? Adam atsana ya! Yerinden ayrılma. Dükkan mı bakıyoruz burada? Yerinden ayrılma, zayıf pozisyon alma. Onu yapma, bunu yapma. Ne yapayım oğlum ben? Ha? Oyuncu kariyeri yapmayayım mı? Mal! Çok sinirlendim. FIFA'ya kızan adam. Vallahi faul yapacağım ha. Kötü zamanlama.
Pas versene arkadaşına. Pas versene oğlum. Nasıl vereyim, amına koydum. Atıyorsan taca gidiyor ibne. Bunu da ye. Harikasın ya, bravo. İrfan geldi, golünü attı. Haydi bakalım. Kahve etsene lan. Aa, içinden geçti, gördün mü? Hadi hadi. Bok gibi oynadık zaten, hadi. Adamlar lider gibi oynuyorlar, normal. Pas ver lan. Çok güzel. Vurduk ama olmadı. Zayıf şut ne lan? Oğlum zaten 1.60 boyum var benim. Oradan kafa vurdum. Caner Erkin, nereye gidiyorsun oğlum? Bu tarafta sizin kale. Gel. Keşke biraz daha gireydim ya. Allah kahretmesin. Yerden gel lan. Gelme lan, gelme. Lanet kessin, gelme. Bari siz gol atın. Ben atamıyorum. Siz bari atın ya. Çok güzel. 89. dakika. Ali Bek gel oğlum. Pas ver. Olmadı arkadaşlar. Yapamadık. Güzel de oldu. Yani pozisyonlara da girdik. Hele en sondaki golü bari ataydım, orada biraz puanımız olacaktı ama olmadı yani. En azından 2-1 yenilmiş olacaktık. 2-0 yenildik Fenerbahçe'ye karşı. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. I caught feelings, I caught these feelings, I caught feelings, I caught these feelings.